Merhaba, iyi günler. 11 Ekim 2024. Bu tavuk doğurtmaz zamba. Niye tavuk doğurtmaz? Çünkü bu zambak artık sonbaharın müjdesidir. Kışa hazırlık bitkisidir. Ve bütün tavuklar doğal ortamdaki hepsi tüylerini döker ve yumurta sıfıra iner. Bahçelerde, bağlarda, dağlarda, çiftliklerde. Ama şehir hayatında, çiftlik hayatında, yani tavuğun demirlerde gezdiği, çeliklerde gezdiği, metalde gezdiği, kafeste gezdiği çiftliklerde, topraktan temasının kesildiği yerlerde tavuk günlük yumurtasına devam eder. Işıklarla ayarlıyorlar, yemlerle ayarlıyorlar, sıcaklıkla ayarlıyorlar. Üçü bir arada, dördü bir arada ayarlıyorlar. Ama doğal ortamdaki tavuk bu Ekim ayında tüy döker, yumurta sayısı sıfıra iner. Şöyle atalarımızın yaptığı gibi koyayım. Bizi yetiştirenler şapkasının kenarına koyardı. Böyle içine koyardı. Şöyle ikisinin arasında onların eskiden isimleri vardı. Kullanılmayınca gitti. Bir bakayım bir arada o kelimeyi bulursam kullanmak isterim. Yakalarına takarlardı. Buradaki ihtiyarlar akşam yaşlılar 70-80 yaşındakiler 90 yaşındakiler banyo yaparlardı. Kahveye en güzel bayramlık elbiseleriyle en güzel giysileriyle çıkarlardı. Köye kolonyacı gelirdi. Esansçı. Köyün hepsine esans satardı. Kadınları ayrı, erkekleri ayrı. Kendine ait bir kokusu olurdu. O esansçı insanlara bilgi verirdi. Ondan sonra dedemin alüminyum esans şişeleri vardı. Alüminyumdan, camdan. Ağzı mantarlı. Onun büyük bir şırıngası vardı. Büyük şırıngayla çekerdi o esansı. Sonra bir de metalden kafası dönen içi pamuklu keçeli esans yatağı vardı. Onu böyle döndürürsün. Şöyle yuvarlacık metal bir deliği vardır. O delikten azıcık parmağın ucuyla sürersin esansa. Oradaki harika kokuya şöyle kulak arkasına, giysine öyle yaparsın. Bazı konularda insan aklının almayacağı kadar ilerledik. Birinci konu elektrik. Elektriği olmayan bir köyde doğdum. Yol. Yol yoktu, yol geldi. Kuyulardan su içiyorduk. Hayvanlarımıza kuyulardan su çekiyorduk. Destilerle, menemen destilerle, tek saplılarla, çift saplılarla ve sapsız testiler vardı. Helalarda kullanılırdı. Ve tarlaya giderken de tek saplı, çift saplı destilerimiz vardı. Onları kullanırdık. Teknoloji olarak insan aklının almayacağı yerlere gittik. Bugün Türkiye ayda üs kurabilir. Başka gezegenlere füze fırlatabilir. Yıldızlarla ilgili dünyadaki devletlerle huzurlu bir şekilde yarışabilir. Füze teknolojisi, yukarıdaki bilinç, beyklerdeki, istasyonlardaki bilinç aynı birebir bizde fazlasıyla var. Ama bizim kolonyalar nereye gitti? Bizim esanslar nereye gitti? O güzel şalvarlı, tertemiz giysili, bayram giysileri ayrı kadınlar nereye gitti? Tertemiz. O kadınların koynundaki beşi bir yerdeler nereye gitti? Şuralarda şınk şınk. O altınlar nereye gitti? Ey millet, o altın dişli kadınlar nerede? Ağızda diş kalmadı benim. Nerede o altın dişli kadınlar? Gülerken nerede o güzel altın dişli kadınlar? Fakirleştin. Anladın sen onu. Fakirleştin. Daha da fakirleşeceksin. Çünkü kafa senin raylı bir kafa. Gelişmiş raylı bir kafa.
Raylı kafa nasıl olur? Rayı döşerler. Sen üstünden çaf çuf çaf çuf çaf çuf çaf çuf gidersin. Lokomotif kurucusu, kullanıcısı, kondüktör, pandüktör, yabancı bir sürü Fransızca, İngilizce kelime çaf çuf çaf çuf çaf çuf. Sen gidersin. Gidiyorsun işte. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolun açık olsun. Durmak yakışmaz. Aman bu yolu terk etme. Daha ağaç kabukları yemeye Çin halkı gibi vakit var. Sefanı sür. Üzülme. Olumsuz insanlardan, olumsuz konulardan uzak dur. Güzel güzel. Tatlı tatlı. Ha ha ha. Kalk kırkik kok, kalk kırkik kok. Yola devam. Yorulmak yok. Aman ha. Yorgunluk yok. Yol güzel. Formül güzel. Her şey çiçekler gibi. Gonca gül gibi güzel. Benim çocuk ne bu tavuk doğurtmaz sarı zambaklar gibi güzel. Bu değerli arkadaşım yeni tanıdım. Güzel bir insan. Maceralı bir kitap yazmış. Kitabın şeklini değiştirmiş. Sonra bu ürün çıkmış. Yani öyle bir bu niyetle çıkılan bir kitap değil. Başka niyetle çıkılan kitabın bu şeklini almış şekli bu. Bu biçim. Yani başka bir şeymiş bu. Sonra ele avuca matbaa anlamında böyle bir biçime dönüşmüş. Öyküsünü anlattı bana kitabın. Askerlik hizmeti her erkek bireyin vatanı görevi. Bu süreçte yaşanan acı ve tatlı anılar çoğu zaman arkadaş ve dost görüşmelerinde hafızanıza dokunur. O günleri yaşarmış gibi anlatırsınız. Bu konular haklı olarak hanımefendiler açısından pek ilginç bulunmaz, itibar görmez. Ta ki elinizdeki bu kitaba kadar. Bu kitap cinsiyet gözetmeksizin her yetişkin için bir solukta bitirilecek bölümler halinde her sayfasında duygularla bezenmiş birbirine bağımlı ve bağımsız olaylar örgüsünü meydana getirmektedir. Ben de Acemi Birliği'ni şeyde yaptım. İskenderun birinci alayda, birinci bölükte. Güzel betondan bir binaydı. Bazıları teneke barakada askerlik yapıyordu. O zaman bir taş gemi vardı. Şimdi o taş gemiyi sökmüşler. Yarıkkaya karşıdan öyle şey gelirdi ki sıcak hava. Şu kulağımın arkası böyle C bitimi, C şeklinde kaşıdıkça 5-6-7 defa belki de koptu böyle. Et. O kadar yanıyor ki deriden ayrılıyor ve şeye gelmişti, 1980'e gelmişti. İskenderun halkı devriye gezerken bize nasıl yemekler hazırlarlardı? Tepsiler içerisinde. Böyle, o da güzel Hatay yemekleri, Antakya yemekleri, İskenderun yemekleri. Hiç unutamam. Zaten Samandağ'dan evlendim. Yani iyi ki evlenmişim, iyi ki yani askerlik yapmışım. Yani güzel yani. Şimdiki bu paralı askerler içinde övücü laflar söyleyemem. Yani parayı vereceksin, askerlik yapacaksın. Fasulyeyi vereceksin, patatesi, makarnayı vereceksin. O ayrı. Yapacaksan askerliği yapacaksın. Yapmayacaksan kökten karşı isek dünya insanları olarak askerliğe, savaşı ve askerliği kaldıracaksın. Ama parası olanlar parası kadar konuşsun o formüle. Asla. Değerli kardeşim, büyüğüm Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgi ve saygılarımla Bülent Sabancı 05.10.2024. Teşekkür ederim kendisine. Kalemine sağlık. Değerli kitaplarını bekliyoruz. Bundan sonra bunun devamı gelirse iyi olur yani. Yazarlarımıza, şairlerimize sahip çıkalım. Bülent Sabancı, 1968 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimini Edremit'te tamamladıktan sonra Edremit'in gelini vardır. Ne eser. Bugün lütfen bu video bittikten sonra bir tane dinleyin yani. Rica ederim. Oh be, işim açıldı.
Evet, Edremit'te tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldum. Mesleki biçimlenme olarak mali konularda kariyer yapmayı hedefleyerek serbest muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçi, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı unvanlarına sahip oldum. Bu paralelde holdinge bağlı kurumsal firma ve yabancı ortaklı şirketlerde orta ve üst düzey mali ve idari işler yöneticisi görevlerinde bulunarak 2020 yılında emekliye ayrıldım. Çok sevdiğim ve ilgi duyduğum eğitsel etkinlikler, şiir, müzik ve tiyatro yaşamama keyif ve lezzet vermekte olup, şiirin hobilerimin arasında özel bir yeri bulunmaktadır. 2023 yılında İstanbul Beşiktaş Çınar Gazetesi tarafından geldin mi sen? Geldin mi? Nasıl? Oh, oh canım benim. Tamam. Çağırma ötekilerini. Ben sana neler vereceğim. Sessizce otur şimdi bakalım. Şimdi geldiniz burayı masayı deviriyorsunuz. Telefon kolini bilmem ne. Tamam. 2023 yılında İstanbul Beşiktaş Çınar Gazetesi tarafından yurt içi ve yurt dışı katılımcıları kapsayacak şekilde düzenlenen serbest temalı şiir yarışmasında Gece adlı şiirimle ilk 10 şiir arasına girerek derece aldım. 2024 yılında Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği tarafından yurt içi ve yurt dışı katılımcıları kapsayacak şekilde düzenlenen 10 Kasım ve Atatürk temalı şiir yarışmasında O Sabah adlı şiirimle mansiyon birincilik ödülü almış bulunmaktayım. Halen çeşitli konularda yazmakta olduğum şiir denemelerim devam etmektedir. Ön söz. Askerlik anıları vatani görevini yerine getiren her birey için kimi zaman heyecanla her fırsatta, kimi zaman konuşma metinlerinde karşısındakinin ilgisi dahilinde yeri geldiğinde dile gelen veya sözcüklere dökülen yaşanmışlıklardır. Yaşayarak içinde olduğum, tanık olarak karşılaştığım olaylar örgüsünü hikayeleştirerek yazdığım şiirlerin tadı kıvamına getirebilir miyim diye düşünürken aslında manzum eser adı altında bir edebiyat türüne yöneldiğimi öğrendim. Bu konuda yaptığım araştırmalar bu türden eserimi manzume dediğimiz şiir tadında bir hikaye biçimi ile örtüşmek noktasına getirmiş, o mutluluğu yaşatan bir eser ortaya koymama vesile olmuştu. Bu edebiyat türünde ifade ediliyordu ki ölçü ve kafiye gözetilerek anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parça olan nazım biçiminde diğer bir deyişle dizeler halinde yazılan metinler manzume ve manzum hikaye olarak adlandırılmaktadır. Özellikle duyguların, hislerin anlatıldığı yazı biçimidir. Dizelerden, mısralardan oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Uzunlukları aynı olmayabilir. Ölçü ve kafiyesi uyağı bulunur. Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır. Estetik kaygı taşımazlar. Manzum hikayeler birer manzumedir. Manzum hikayelerde anlam alttaki dizelerde devam eder, karşılıklı konuşmalara yer verilir. Manzumenin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir. Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiir de düz yazıyla ifade edilemez. Şimdi dur bakalım burada bir şey dikkatimi çekti. Yani meslek meslektir öyle geçerken uğradım yok ya. Manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken evet, manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiir de düz yazıyla ifade edilemez. Geldin mi sen? Sen mi geldin şimdi? Ben mi getirdin ağzını? Ah güzel kız. Tamam. Sen uyandırma çekilen. Otur bakalım. Tamam. Hadi ye.
Manzumelerde bu olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur. Ne diyor bakalım? Manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur. Vay 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 vay. Bak şimdi bunlar böyle çok iddialı kelimeler bir şair olarak birinci kitapta yazılmaz yani. Bak ben bu arkadaşımı şimdi arayayım. Bir festivalde bir kitap imza gününde yan yana konuşayım onunla. Manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur. Bunlar hep baştan geçiyor. Ben bunun editörü, bunun düzenleyicisi olsaydım bu kitapta bu kelimeleri yer vermezdim. Bu çok iddialı şiirle ilgili bir kitabın konusu bu ve bu, bazı yanlışları gençlere kötü örnek olmayacağız yani. Kalıcı olur bu kelimeler. Sonra zaman derler ki 50 sene, 100 sene sonra Nedim Yaşar Gürsoy atladı bu işi. Asla. Ben doğdum bu işin içindeyim yani. Yaş 70'e yaklaşıyor. Öyle yok. Beş kuruşa beş köfte çeyre çoktan kapandı. Manzumelerde sözcükler genelde gerçek anlamda kullanırken şiirde çok anlamlılık vardır. Tabii bu doğru. Bak, öteki iki tanesi tartışmaya çok açık ve bu kitabın konusu değil. Bu değerli arkadaşım Bülent Sabuncu. Yani çok iddialı birinci kitapta çok iddialı bir iki konuya girmişsin. Bu senin daha ilerideki yani 10. 15. 25. kitaptan sonra gireceğin bir konu. Sonra bu bir akademik bir çalışma bu. Yani sen iki tane burada konu yapmışsın, şu bir ile iki, ama bu çok tartışmaya açık. Bak burada toparlamışsın. Şiirler manzumelere göre çağrışım yönünden daha zengindir. Kaynak manzume nedir? Ork. İsterse internet olsun, isterse uzaylılar olsun, hiç benim için fark etmez. Bir tane doğru vardır, bir tane yanlış vardır. Bunu Merihliler de yazsa altında orku boş ver. Şiirdeyim ben ömür boyu. Selamünaleyküm. Paraşütle beni uçağın içinden küt aşağıya iktirmedi kimse. Sırtımda heyecan çantası bilmem ne. Al oradan kes yapıştır. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. Duygularımın yoğunluğunu bir şiir kıvamında yaşanmış dizelere dökmek istemem böyle bir çalışmayı ortaya çıkardı. Ha işte bak. Bu duygu. Rahat bırakacaksın konuyu. Yani bir sürü kalıp, bir sürü formül. Mef'ülün, mefa'ülün, fa'ülün, fa'ülatın. Mani, mani benim ezberim. Kan ağlıyor gözlerim. Ben o yarın yolunu ölene dek gözlerim. Nasıl? A-A, B-A. 6-5, 11. Yani ama yazdıkça sözlerim hikayeleşiyor. Hikayelerim şiirsel bir biçim alıyor. Askerlik dönemimde kaleme almış olduğum şiirlerle besleniyor ve kenetleniyordu. Bu eser hepimizin bildiği, tanıdığı askerlik hizmeti ile bütünleşerek bir duygu örgüsü içerisinde 30 bölüm olarak Emredin Şiirsel Anlatayım adı altında kitaplaştı. Kitapta geçen kişilerin gerçek isimlerine yer verilmeyerek kimseye ve hiçbir kuruma bir anlam yüklememek ve rencide etmemek amaç edinildi. Burada kendilerine en içten teşekkürlerimi iletirken derin anlayış ve aflarına sığınıldı. Anlatım kolaylığı amacıyla yabancı olabilecek kelimeler ve askerlikle ilgili terimlere ait açıklamalar kitabın son kısmında dipnot olarak gösterilerek yaşanmışlıkları hissedebilecek şekilde cinsiyet gözetmeksizin herkes tarafından anlaşılır sade bir dille bir nefeste okuyacak hale getirildi. Sağlık, huzur ve mutlulukla kalınız. Sevgi ve saygılarımla. Bülent Sabuncu, 07 Ağustos 2024. Güzel, değerli bir kitap. Tüm Mehmetçiklere rahmet, saygı ve minnetle. Şiirlerin isimleri burada. Dakikayı toparlamak gerekiyor. Onun için şöyle bir sınav gününden giriş yapayım. Bir, sınav günü. Sonbaharı uğrayıp ilk kış mevsimini karşıladığımız ayda başladı askerlik maceram. 90'lı yılların sisli bir sabahında yedek subay imtihan için gelmiştim İzmir'e. İlk hafta sınav, sonra mehil mühtedi, sonra bilmem neresi, oraya gelenlerin dilinde.
sağlık kontrollerinde kıyıda köşede kalmış hastalıklar dahil herkes problemini söylüyor. Bu değerli kardeşimiz, değerli arkadaşımız, güzel şair Bülent Sabancı. Heyecanlı bir kitap. Güzel anılarla dolu bir kitap. Özdemir Asaf'ın şiirlerinden ben de bu konuşmayı şöyle bir tamamlamak isterim. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzellikler içinde kalın. Sağ olun, var olun.